Arkadaşlar, ben Arkadaşlar'ın kanalına hoş geldiniz. Hoş geldiniz ve kaldığımız yerden Five Nights at Freddy's izlemlere devam ediyoruz. Ben bir dakika bir kamerayı ayarlayayım. Gençler, bak gençler. Şimdi birkaç teorim var elimde. Hepsi de saçma sapan teoriler gibi gelebilir. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama bir videoda, bakın, bir videoda oyunun sonu olabileceği itibaren bir videoda Spring bazı çocuklar ölür ve bir tane kadın vardır. Golden Freddy'nin annesi olduğunu düşünüyorum. O kadının. Kim büyük ihtimalle doğru. Çünkü şeye bakıyordu böyle, bir arkadaşımın söylediğine göre Kitchen'in kamerası, birinci oyundaki Kitchen'in kamerası açılıyormuş. Söylediğine göre orada Puppet var. İnanmak güç. Puppet var. Ve orada şeye bakıyor. Golden Freddy'ye bakıyor. Zaten o diğer bir arkadaşım Yaşar. Hani kanaldan ayrıldı o. Haberinizi sunuyorum. Zaten yeni olarak iki kişi var. Bizim Murat Yağız. Tanıyanlar tanır. Ve son olarak Yasin Burak. İkisi de şu an okulda değil. Okulun son günleri olduğundan dolayı. Şimdi. Oyunun yapımcısı bile oyunun Hunted olduğuna. Çünkü Hunt oldu, nereden çıktı ya? Bayağı bir karıştırdım, özür dilerim. Öldürür. Zaten Golden Freddy olduğu düşünülür. Zaten abi Golden Freddy o. Yani Golden Freddy kesin o. Şimdi Golden Freddy diyorsunuz ki oyunu çökertiyor. Bunun sebeplerinden biri bence onun bize şey göndermesi. Şu an perde hareket ediyor da özür dilerim. Biraz ödüm koptu şu an gece video çekmek. Özellikle Five Nights at Freddy's ile ilgili bir şey konuşmak bayağı bir şey ısıttı. Psikolojimi bozuyor, neyse sizin için çekiyorum. O adam bence hani bir, ya şimdi ben size çok saçma bir yerden geleceğim. Gerçekten şu an kafanız bayağı karıştı. Ben size olayı ben kısaca bir özetlemenin yanına alıyordum. 1987 yılında her şeyin başlangıcı olduğunu öğrenmiştik. 1987 yılında Çernobil kazası oldu. Çernobil'i bilmeyenler için söyleyeyim. Saçma bir şalteri kapatmama yüzünden nükleer santral patladı ve Çernobil'in yakınları, hatta Türkiye'ye kadar geldi bu olay. Karadeniz'e geldi. Çernobil şu an Ukrayna'da. Ukrayna mı? Ukrayna mı? Neydi işte? Ukrayna galiba. Orada bir yerde işte. Orada neden ona? Yok artık öyle bir yer. Eskiden oradan demir çıkarılıyordu. Oyun ki animatronikler eğer oraya getirildiğinde Çernobil'de yapılmış olabilir. Ve bu yüzden radyasyon yapmış olabilirler. Bu ikinci oyundaki radyasyon boruna, yani en azından zehir boruna açıklıyor. Çünkü içlerinde zehir var. Ve maskelerin zehiri olduğundan dolayı kafalarına geçtiğinde teknik olarak radyasyon kapıp bunlara dönüşüyorlar. Ve Springtrap'ın Türkçesini öğrendim. Bahar maskotu anlamına geliyormuş. Bu bahar maskot da, ya hani Amerikan futbol maçlarında olur ya, böyle mesela adamların simgesi Galatasaray'daki aslan gibi orada Yunus durun. Adamı tek Yunus kılığına girer. Anladığım kadarıyla bu ilk maskot şöyleydi. Freddy'ydi. Golden Freddy'ydi. Golden Freddy bozulunca. Zaten bu biraz oyunda şey oluyor. Bozuluyor robotlar ve bizim mi? Bozuluyor robotlar, daha sonra yeni robotlar yapılıyor Çernobil'de. Ve onlar nasıl oluyor? Nasıl çocuklar ölüyor diye sorarsanız, 1987 yılında kazada, bakın kaza dönmüyorum, ısırılma vakası. Tahminen şöyle oldu. Purple Man yeni çocukları öldürdü. Ve bu sefer Puppet bunlar Purple Man'ı cezalandırmak için şey yaptı. Böyle yaptı. Olay bundan ibaret şimdi. Tekrardan bir Purple, yani bu olayı açıklıyor toksiklerini. Bu bize niye toksik verdiklerini de açıklıyor. Şimdi Purple Man'a geleceğiz, yani katilimize. Evet. Purple Man'ın da ben bir mini game'lerde böyle telefon tarzı bir şey tuttuğunu gördüm bu şekilde. Ne la bu? Telefon işte, bakın şöyle tutuyor. Şu an size göstermek için oyuncak tüfek kullanıyorum. Bakın böyle bir şekilde tutuyor. Bunun anlamı bu Purple Man'ın annesini şeyin annesini arıyor olabilir. Golden Freddy'nin annesini. Bir dakika. Özür dilerim. Paranoyak oldum ya. Akşamlar ben biraz paranoyaklaşırım. Lütfen kişisel algılamayın. Benim
kendi işlerimden dolayı. Çok fazla konuştuğumda gece böyle oluyor işte. Çok fazla konuştuğumda değil. Teori hakkında. Ve tabiri caizse özür dilerim ama şu an gerçekten çok fena yandım. Evet, vantilatörü açtım. Sesi geliyor olabilir. Ama yanıyorum şu an burada. Oğlum bu ne la böyle? Bir dakika, tabiri caizse tekrar çekiliyorum. Tabiri caizse ne la birader? Neyse geri döndüm işte. Böyle olaylar olmuştu. Belki de arıyordu ve meşgul ediyordu. Ne bileyim ben. Bir şekilde meşgul ediyordu. Sesler beni biraz ürkütüyor aslında şu an. Bakamadığımdan dolayı da neyse. Mal gibi biraz para işte. Ne çıkabilir ki oğlum, evimdeyim lan. Acaba bir hırsız buraya bozmuş olabilir. Neyse boş ver işte. Paranın arkadaştım yine. Saçma sapan bir nedenden dolayı. Acaba böyle bir şey oldu açıklanabilir mi böyle? Şimdi zaten Sprinter'in birkaç kez kendisinin geriye gittiğini görmüştük. Acaba bizi öldürmesinin sebebi onun bunu Purple Man'in yapması ya, onu bize şeyin yapması mı? Bilmiyorum. Hani bize Puppet'i gönderiyor ama nasıl Puppet'im olduğunu anlamadım Puppet'in hala. Ya o saçma bir şey. Çünkü aslında bence onun yapımcısı da açıkladı herhalde. Bu Bunny olarak yapmış bunu. Yani çünkü en korktuğu karakter bilmeyenler için söyleyeyim Bunny'dir. Scott Cawthon'un oyunu yapımcısı yani. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum ne oluyor lan oradan? Anladığım kadarıyla şey oluyor. Havai fişek patlaması oğlum. Oğlum siz ne yapıyorsunuz lan? IŞİD militanları İzmir'e mi geldi lan? Oğlum olay çıktı dışarıda. Biraz kaydı. Yani belki de tam olarak size olayı açıklayayım. Kafanız bayağı karıştı. Birkaç kez geri gittin diyor. Bismillahirrahmanirrahim. Hezirlenmiş şeytan racim. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum korkuyor lan. Gece gece. Korku oynamıyorum. Bir şey oynamıyorum ya. Kardeşim korkutuyorsunuz insanı ya. Neyse. Olaya geri dönelim. Birkaç kez geri gittiğini görmüştüm yani. Direkt şoför hop hop kendisi yere gidiyor. Birkaç adım. Ya bence bunu ona Purple Man. Ay şey de ona diyorum ya. Puppet yaptırıyor. Ya marionet değil. Marionet de yaptırıyor işte. Marionet de yaptırıyor. Bir de onu marionet de yaptırıyor. Bence olay şu. 1987 yılında tam olarak size açıklayacağım. 1987 yılında bu animatronikler şeyde yapıldı. Chernobyl'de. Patlama olunca tekrardan öyle. Bir de yedek olarak belki toyları yaparız falan dedi. Yani daha tatlı olurlar falan. Yani, tabii oraya Chernobyl'de yapılan robotlar öldüğünde çocuklar oldu. Buradan özür dilerim, çok korktum da bir şeye bakacağım. Hemen bir duyduracağım, geri geleceğim ve yani geri döndüm. Hala fişek atıyorlar. Ne diye herhalde düğün falan var. Şimdi 1987 yılında böyle bir olay oldu şimdi. Chernobyl'de robotlar yapıldı. Chernobyl'de robotlar yapıldıktan sonra yedekler olarak toylar yapıldı yani oyuncaklar. Ama bunlar içinde radyasyon barındırıyordu. 1980 yılında çocuklar öldü. Marionet de yani Golden Freddy'nin annesi orada arkada şey bunu Furman oyalıyordu telefonla, bir onu oyalıyordu derken pat ne oluyor birader tarzından oluyor şimdi. Bunu Minecraft'ın yerine atacağım, haberiniz olsun, bir gün öyle olacak. Şansımız yok maalesef. Daha sonra çocukları öldürüyor. Daha sonra en son çocuğu bırakıyor. Çocuk da böyle artık yavaştan korkuyorum anne yardım et tarzından bağırıyor. Ama kimse duymuyor. Tam geldiği anda kurtaracakken çocuğu bıçaklıyor. Kalp, annesi orada kalp krizi geçiriyor. Yere düşüyor. Böyle artık dengesini kaybediyor ve kafasına şey düşüyor. Puppet'in maskesi.
Daha sonra çocukları kurtarıyor. Adam kaçıyor. Daha sonra o adam tekrar geliyor. Çocuklar, eski maskot tamir edildi. Tarzından yeni çocukları öldürüyor. Bu sefer yeni robotların içine koyuyor. Ondan sonra birkaç robot kalmış. Toylar haricinde. Mangle falan var ya. Daha sonra hepsi zaten lanetleniyor abi teknik olarak. Yani laneti oluyor. Bedeni yok. Çünkü bedenleri bulamaz. Acaba Mangle'ın büyük bir ihtimalle bunun yani kanıtıdır belki. Ayrıca eğer oyunun G modu vardı ben bildiğim kadarıyla. Gezdiğinde mutfağa falan da girebiliyoruz. Mutfakta zaten arkadaş söyledi bana olayın ne olduğunu. Zaten bir yerde böyle hani o robotların var ya işte. Onların olduğu yerin altında merdiven var. Oranın altında spring trap varmış. Kesin bana bir yalan attı. Bana bir yalan attı ama hayırlı olsun bakalım yani. Bir bakacağız ona. Çeker miyim bilmiyorum Final Fantasy Freddy's. Bayağı boyaladım. Tekrardan oluyor ve daha sonra Jeremy Fitzgerald'ı şey getiriyorlar. Jeremy Fitzgerald bir 5 gece boyunca yapıyor. 6. gece bonus biliyorsunuz. Adam artık ben bu işi dayanamam lan bir kez. Fongay yani düşündüğüm kişi. Purple'ın onu arıyor. Fongay onu arıyor ve aradıktan sonra şunları diyor. Son bir yer açıldı merak etme. Sabah vardiyasında olacaksın bu geceyi bitirdikten sonra. Falan zaten 7. gece Fritz Schmidt oynarız. Bence Fritz Schmidt şeyin kardeşi. Büyük kardeşi. İlk oyundaki Mike Schmidt'i. Mike Schmidt oyunu oynarken niye pek hareket edemiyoruz? Niye Mike Schmidt? Niye? Niye peki Mike Schmidt buraya gelir? Tahminime göre marionet de onun karısıydı. O karısı ölünce herhalde yani şeyle bulunamıyor. Karıma bir şey oldu falan. 1993'te buranın içine giriyor. Niye? Ne girmiyor daha önce? Çünkü şöyle düşünüyor. Karım bunu aldattı. Bozuk plak gibi konuştum ya. Karım beni aldattı. Beklemeyeceğim. Tabii 7 yıl geçiyor. Tabii 5 yıl geçiyor. Her yerde arıyor Amerika'nın. Her yerinde. Ama bulamıyor işte karısını. Karısını şu an çıkan ses biliyorsunuz. Bulamayınca biraz şey oluyor. Zaten G-Mod'u herhalde artık bunlar bana işkence etti. Ben bu tüfeğimi çekerim. Alırım lan burayı tarzı. Evet şu an tetiğe basmadım. Bu tüfeğim bozuktu. Şu an çok cool bıraktım. Gerçekten çok cool bu. Şimdi neyse. Mike Schmidt bu işi yaptıktan sonra artık kovulur. Çünkü robotlar... Bismillahirrahmanirrahim. Şu an olan epikleri unutun. Çocukların şey olduğunu anlar. Biz lanetliyiz. Bize yardım et. Bize yardım et. Tarzından konuştuklarını yani arkadaşımın anlattığı kadarıyla Türkçe'ye ayarlamış bir şey. Kırmızı bir yere gelmiş. Böyle başta böyle bir nazik bir ses tonu. Böyle normal bir ses tonuyla. Dik ses tonuyla. Yapma tarzından bir ses duyulur. Daha sonra böyle birazcık daha kalın bir sesle anlattığına göre yapma. Üçüncü ses ortalamadır. Yapma. Ve beşinci ses. Yapma. Şöyle. Ayrıca ben bunu biraz regular show'un şu bölümüne bağlayabiliriz. Regular show'un bir bölümünde. Ya olay böyle olur. Çünkü olay işte şey. Robot bizi öldürmek istemez. Çünkü ben o haltı işledim bir daha işlemeyeceğim falan tarzından düşünür. Ama zorlanır. Bütün robotlar zorlanır. Diğer robotlar özgürdür. Çünkü onlar artık Phantom olmuştur. Hayal et. Ama Phantom olduğuna göre yönetiyor. Zaten itler arkasında şeyi temsil ediyor bu. Yaratıkların arkasında bulutlar var. Onların özgürlüğünü temsil ediyor. Yani çocukken özgürlerdi ama şimdi özgür değiller. Böyle özgür olabildiler ancak tarzından. Şimdi regular show'a gelirsek yani izleyenler vardır. Bir bölümünde bu tam bir yere giderler, bir zar isterler. Tam
falan alacakken pat bu herifler çıkar ortaya. Bir tane kız vardı. Ördekti galiba, kazdı aynen. Oyunun herhalde önce çıktığını sayarsak regular show'un şeyden bir arada ben bir kapatacağım. Bundan alıntı olabilir. Bir tane ayı vardı. Ayı dediğim Freddy. Normal ayı değil. Yani kunduz vardı. O da bence Bunny. Ve son olarak da ayıcığımız şey. Animatroniklerden ayıcığımız Freddy. Niye abi Fox yok, Golden Freddy yok? Golden Freddy zaten abi ikinci bölümde, ikinci çıktıklarında şey olur. Margaret'a tam çıkma teklif edecekken sahte FBI için iş yapar Mordecai. Sahte paralar. Sahte böyle bilmem ne dolarlar işte. Bir restoranın kendi kuponu. Adam. Tam böyle banko soyduklarından dolayı saklamıyor. Zaten sonunda ondan zaten Golden Freddy'yi temsil ediyor bence. Zaten ekibi de çıkıyor da. Kadarıyla. Ölürler. Hepsi ölür. Çünkü diğer bölümde ölmemişlerdi. Bu birinci oyundaki ölmediklerini. Bu ikinci oyunda bu ruhlar asla ölmez. Canlı kalır tarzından bir şeydir. Göndermedir. Zaten herkesin iki bulutlar da göndermedir abi. Bulutlar özgürlüğü temsil eder. Özgürlük onlara uzak tarzından bir gönderme olmalı ki. Öyle. Ki Splinter'in abi diğerlerine göre en eski durduğunu fark. Dördüncü oyunda Dark Miller'ın olduğunu, yani kabusların olduğunu gördüm. Bayağı zordur. Emin değilim. Ve şöyle temsil edeceğim. Çocuklar yani kurban. Üç şey temel olarak. Katil yani Purple Man. Ve son olarak aracı. Yani araç değil, aracı. Ara yapan kimse marionette yani puppet'tir. Gelip bu size bir şey çağrıştırıyor olabilir mi? Bilmem. Bence olay şu, yani anlattığım olay aslında bayağı doğru bir olay olabilir. Yanlış da olabilir. Ama bir dahaki bölümde bunu öğreneceğiz. Dermişim, siz de hemen videoyu kapatıyormuşsunuz. Videoyu uzatmak istemiyorum. Sonucu vereceğiz. Gerçekte Puppet bir anne olduğunu söylemiştik. Evet. Oğlunu canlandırmaz. Herhalde şöyle düşünür anladığım kadarıyla. Benim oğlum öldü. Ben onu artık canlandıramam. Diğerlerini canlandırabilirim. Zaten başka maske kalmaz. Draft'o. Sonra esken son olarak şeye koyarlar. Freddy'yi de başa getirir. Niye Freddy'yi başa getirir? Çünkü anladığım kadarıyla ona göre Freddy özgürlüğü temsil ediyordu. Sen artık bunların başısın tarzında. Zaten son olarak onu götürür. İskelet olmadığından dolayı da asla hiçbir şey yapamaz. Gece niye çıldırdıklarını bakın, gerçekten saldırmak istemez. Şöyle şarkısında biz sizinle arkadaş, seninle arkadaş olmak istiyoruz. Ama sen kapılarla tanışmışsın bile. Bize engelleyen çok şey var. Onlar bize saldırmak istemiyor. Onlar bize sadece yardım et diyor. Her yerde help me, help me yazıları. Her yerde yok. Sen olsun yazıları. Sen bizim kurtarıcımızsın. Sen bizim kurtarıcımızsın. Sen bizi bunlardan kurtarabilecek kişisin. Sen bizi kurtaran kişisin. Bu bizim aslında bir ilk oyunda yani. Bizim bir kurtarıcı olduğumuzu anlatmak istiyorum. Bu size bir şey mantıklı gelebiliyor mu? Her şeyin ortası. Dediğim gibi her şeyin ortası. Birden önce geliyor. Birden sonra geliyor. Üçten önce geliyor ama. Her şeyin ortası bize bir kurtarıcı olduğumuzu gösteriyor.
Ve Mavi'nin kanalından hoşçakalın, boşçakalın ve 20 dakikalık video tam bırakacağım. Lanet, yanlışlıkla şeye bastım abi, durdum ve neyse. Hoşçakalın, boşçakalın ve bay bay.